Herkese merhaba arkadaşlar. Trabzon Liman hissesinin analiziyle devam edeceğiz. Aylık bazda baktığımızda şurada bir çanağımız var. Onun hedefine gitmiş görülüyor arkadaşlar. Böyle baktığımızda hedefine gitmiş. O yüzden biraz olumsuz güç endeksiniz de 70 civarında biraz yüksek görülüyor. Haftalıkta baktığımızda yine aynı durum, aynı çanak. Biraz daha olumlu haftalıkta şurada bir yatay durum var. Bir de güç endeksi 61'e düşmüş. Biraz çok düşmemiş ama en azından biraz daha orta seviyelere yaklaşmış. Oradan biraz olumlu diyebiliriz haftalıkta biraz. Günlükte bakalım. Burada bir üçgenimiz vardı. Üçgenimiz aşağı kırılmış görülüyor. Üçgene bir düzeltme yapacağım. Düşen trend devam ediyor demiştik en son. Düşüş trendi devam. Üçgenin de altına indi. Şu trendi silmeyeceğim. Şuraya bir de şu iğneden geçirip çekmeyi düşünüyorum. Aynı yerden. Şöyle bir şey düşünüyorum. Yok, bu çok olumlu olmadı. Şunu silelim. Başka nereden çekebiliriz diye bakıyorum. Şurada bir şey var bakın. Şöyle bir çekme yapalım. Şurada bir çizgimiz var. İğne atmış. Evet. Şu iğne. Şu iğne var. Buradan geçirsek. Evet, burada diğerlerini de kestiği için tam noktaya geliyor. Desteği biraz desteğin. Şurada biraz kararsız kaldım ama. Ben yine böyle atacağım. Çünkü şuralara da temas ettiği için şöyle bir çizgi atalım. Bu da dursun. Şu anda şuradaki üstten gelen şurada bir düşen var şu. Onları hatta başka renk yapayım arkadaşlar. Pembe yapayım. Bunu da turuncu yapayım. Bunlar başka renk olsun. Şuradaki düşenleri daha yukarı kırmadığı için düşüş devam ediyor deriz. Tekrar yine bir üçgenin içine almayı başardık zor da olsa. Hala üçgen içinde de diyebiliriz. Şuradan çektiğimizde üçgen içi görülüyor. Ama dediğim gibi üçgenin dışına çıkmadığı sürece teknik analize göre olumsuzdur. Zaten şurada çoğu ortalamanın altında, hatta hepsinin altında. Ortalamanın altında olması da olumsuz. Şunu silelim. Bir yatayda bir destek verelim şuraya. Bura güzel bir destek gibi hem şuradaki şu kısma da denk geleceği için yeni trendimiz burada dursun. Biraz uzatmak istiyorum şöyle. Bakalım. Şuraya da bir yatay çizgi çekeceğim. Şu iğneye. Evet. Altında birkaç destek daha var ama ikinci bir desteği daha koyayım. En azından dursun. Ne olur ne olmaz. Şu kısımda bir destek almış. Şuraya yakını. Evet, burası fena bir destek yeri değil. Güç endeksi bu an şu anda 49 orta seviyelerde. Daha önce buralardan tepki geldiği çok olmuş. Evet, orta seviyelerde en aşağılara düştüğü çok olmuyor. Ortalardan destek aldığı çok olmuş. Mesela özellikle bakın arkadaşlar şurada orta yer olmasına rağmen burada epey bir 160 falan gitmiş yani. Burada da orta. Burada yine yükselme olmuş. 20 civarı, 23 civarı. Şu anda karar aşaması. Yani çünkü daha önce ortadan aşağı bir desteği kırdı mı ta dibe kadar indirdikleri de olmuş. O yüzden hani bu ortadan buralardan biraz daha inip şey yapıp yukarı mı gidecek? Ortalarda olduğu için durumu da ortada diyelim arkadaşlar şu anda. Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Düşüş trendi devam ediyor. Öncelikle onu tekrar belirteyim. Dirençlerin altında. Dirençleri söyleyelim. 33-16, 33-41, 33-33-43, 33 yani. 33 çok önemli bir direnç. 33.5'a kadar. 33-44'e kadar diyelim. Hepsini es geçelim. 33-44. Üstüne bir alarm kuralım. 33-44. 33-44.
Tamam. Buna bir alarm kurduk. Sonra desteklerimiz 32.30 ile 31.92 var. Bu şekilde. Şu yukarıdaki üçgeni kırarsa da şunlardan bahsederim. Eski videolarda zaten bahsettim oradan. Olmazsa videolar kısmından bakarsınız. Trabzon limanı bayağı bir şey yaptık. Analiz ettik gibi. Yani son bir haftadır iki ya da üç kere analiz ettim. Hatta en son baktığımda şu üçgenin daha aşağı kırmamıştı ama kritik bölgedeydi. Öyle bir durumu vardı. Durum bu. Herkese bol kazançlar dilerim. Açıklamalarda, videonun açıklamalarında sosyal medya hesaplarım var. Facebook, Instagram, Twitter. Oradan takip edebilirsiniz beni. Facebook grubumuz var. Orada borsayla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. YouTube yorumlarda da hisse sorabilirsiniz bu arada. Görüşmek dileğiyle.